Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli ihtiyacı huzur görüşler. İstiklal Kündülü Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya kün tertibinde bulu atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kınamızı da kıtanlar ekranımızı bulsun. Kanada hükümeti Xitay'nın Uyghurlarga karatkan bastırış siyasetine irqi kırgınçılık da bekitişki çakırıldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Kanada'nın Öktüçi Partiyası hükümetini Xitay'nın Uyghurlarga karatkan bastırış cinayetine irqi kırgınçılıkta bekitişki çakırgan. Haberde kayıtkınlışça, Kanada Konservatifler Partiyası'nın parlament azası Michael Chong ve Garnet Genius 2. yanvar birleşme bayanat elan kılgan. Bayanatta Kanada Xalqara Kişli Hukuk Komiteti ve Amerika hükümetine öz içi algan organlarının Xitay'nın Uyghurlarga yürgizuvatkan bastırış siyasetine cümleden sistemli nüfuz kontrol kılış, cinsi zoravallık ve keng kulemlik tutup duruş katarlık kılmışlarını irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılgallık da bitkerlige. Xitay'nın kişili hukuk ve xalqara kanunlu közge ilması kılmışının künsiri küçüvatkallıkı. Xitay'nın ziyankeşkiye uçurgallarının Hong Kongluklar, Tibetler, Falun Gong azaları, Hristiyanlar ve başka millet ve dinli zatlarını öz içi aldığallıkı bildirilgen. Bayanatta mezkur partiyanın Trudeau hükümetinin Biden hükümeti bilen hemkarlaşıp Uygur kırgınçılıkını resmi itiraf kılışını talep kılgallıkı. Hükümetinin başka ittifaklaşlarını mı bu ayakta ilhamlandırışka çakırgallıkı kayıt kılıngan. Bildirişçe Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kişili hukuk defsancılıkıya karıta Kanada hükümeti Muşu ayının 5'de bir katar yeni tedbirlerine oturga koygan. Bunun içi de devlet içindeki şirketlerinin Uygur mecburi emkikiye çetişlik şirketleri bilen soda kılışını çekileş katarlı kararlar mı bar iken. Malum bilişçe Amerika'nın sabit taraf hükümeti vazifesinden ayrılıştın burun, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uygurlarga karşı irqi kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır kılgallıkını elan kılgan. Biden hükümetinin taşkı işlem ministri Antony Blinken, Trump hükümetinin bu sözge koşulgallıkını bildirgen. Ama bu meselede yeniden tayinlengen hükümetinin kanda konkret tedbirlerine kolundukallıkı tehe körsülmegen. Germaniyada Xitay'nın Uyghur siyasetine karşı narazılık namayışı ötküzüldü. Haber 7 torunun 23. yanvardaki haberde bildirilişçe, Todenhofer Partiyası'dan bir grupa kişi, Germaniya paytaxtı Berlin'de Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarga karşı yürgizuvatkan bastırış siyasetine itiraz bildirgen. Haberde bildirilişçe, Todenhofer Partiyası'dan bir grupa kişi, Xitay'nın Berlin'deki baş elçihansı aldı da, Xitay'nın Uyghurlarga karatkan bastırış siyasetine karşı narazılık namayış ötküzgen. Namayışçılar yüzüge Uyghur halkıya vekillik kılgan niqab takıp, kollarga köyüzü salgan halda yerde tizilinip oturup, biz Uyghur, kuyup ber. İrqi kırgınçılık kılmışı tohtitilsin deyip şu artı olgan. Namayışçılar yine 2022 yılı Xitay'da ötküzüldüğün kışlık olimpik tenhareket musabıqısının baykot kılınışını talep kılıp, kişili hukuk bolmasa olimpik musabıqısı mı bolmaydı deyip yazılgan plakatını çıkargan. Todenhofer Partiyası reisi Jürgen Todenhofer, Anadolu agentliğinin ziyaretini kubul kılıp, Xitay Şarkı Türkistan'da Uygurlarını ve Türk milletini yoktu üçün kişilerini lagırgı sunmakta, İslam medeniyeti ve ruhini yok atmakta, Uygurlarının vaziyetine sükut kılışka bolmaydı. Biz Xitay'nın Uyghurlarga neme kıldıqallıqını inek bilmeymez. Yüzgen yeni lagırlar kurulvatıdı. Germaniya hükümeti Şarkı Türkistan meselesine endişe kılgallıqını bildirişten başka heçkanda ipade bildirmedi degen. Todenhofer Partiyası'nın başkatipi Loisa Gistorif bayanat elan kılıp, özlerinin Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgizuvatkan kişili hukuk defsancılıkıya dikkat kozgaş meksisinde yığılgallıkını, milyonluğun Uyghurlarının ceza lagırda tutup durulvatkallıkını, özlerinin ene şu Uyghurlarının avazı buluş mecburiyeti barlıkını, bu ahval 2021 yılı yüz vermesiki kerehlikini tekitligen. Amerika Angliya Müdafiye Ministeri Xitay'a bolgan endişesini muzakir kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı John Kirby, Cuma günü Devlet Müdafiye Ministerliği'de vazifesini başlayan Austin'nin İngiltere Devlet Müdafiye Ministeri ile telefonda sohbetleşkenliğini ilan kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği'nin bayanatında, iki Devlet Müdafiye Ministerliği'nin Xitay virüsü yukumuğa karşı küreş, Xitay endişesi, Rusya tehdidi, Irak ve Afganistan'daki hareketler katarlık istiratiyelik ortak menfaat asasındaki meselelerini fikir almıştırganlıkı bildirildi. Bayanatta işki devlet otursa da bu kıtın makullanan müdafiye hemkarlık kararlarının muhim ehmiyeti tekitlendi. Austin sohbette Angliya'nın Amerika Angliya şirihlik münasebetine bulgan sadakatinin memnun bulgallıkını tilga aldı.
Yaponiya bilen Amerika Xitay dengizga munosabatlik bexatarlik ittifoqini kuchaytirish kelishimi tuzdi. Yaponiya bilen Amerika Janubiy va Sharqiy dengizdagi rayon xarakterlik tahdidlarga qarshi o'zaro bexatarlik ittifoqini kuchaytirish ahdinomasi tuzdi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Kishinobuo Amerika Devlet Müdafiye Ministri Lloyd Austin bilen görüşkenlikini bildirdi. Nobuo sözde, Cenobi ve Şerqi Deniz'deki öz beşimçilik bilen kılgan istibdatlık urunişlerine birlikte karşı turuşka kiliştok dedi. Kişi Nobuo, Şerqi Xitay Deniz'deki talaş tartışlık Sinkaku aralarının Yaponiya'ya kurallı hücum kılıngan ahvalda Amerika'nın kogdaşını şart kılgan işkitereplik bir hatayla kilişimden 5. maddesine maz kildiğallıkını kayıtıdın tekitleşkenlikini eğitti. Kişi Nobuo, Yaponiya'nın Amerika armiyesine sahip kalı kilişini öz içi algan ve muddeti Mart'ta akılışıdığan 5 yıllık çıkımını bölüşüş kilişimden ornuğa Tokyo ve Washington daireleri tarafından pat yıkında yeni bir kilişim imzaladığallıkını elan kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministri Lloyd Austin mu Twitter'da elan kılgan bayanatıda Amerika Yaponiya itibaktaşlıkının kat'i ve cesur karakterini hem de erkin ve uçuk Hindi Tineç Okyanını kukdaş tırışçallıkını muzakirleştik dedi. Bildirilişçe Yaponiya Başveziri Suga Yoshihide 12. Noyabr Amerika'nın yeni prezidenti Joe Biden bilen telefonda görüşüp, talaş tartışlık Sinkaku araları meselesi de Yaponiya'ya yardım veriş hakkı da vade algan idi. Xitay'ın 13 uruş aeroplanı Tayvan hava müdafiyesine hücum kıldı. Xitay armiyasiga tava 13 uruş aeroplanining Tayvan e'lon qilgan hava mudofaa parahlantirish rayoni IDIZ tavalligiga tajovuz qilganligi e'lon qilindi. Tayvan xabar agentligi CNA ning xabariga asoslanganda Tayvan davlat mudofaa ministrligi e'lon qilgan bayonotida Xitay armiyasiga tava 8 tane H6 Xian tipli bombardimonchi aeroplan ve 4 tane J16 Xinyan tipli kurashchi aeroplanning g'arbiy janubdan Tayvan hava sohasiga bizib kirganligi bildirilgan. Hava sahasiga xilaflik qilish harakatidan keyin Tayvan urush aeroplanlari darhol rayonga evetilgan. Xitay aeroplanlari radio orqali jiddiy ogohlantirilgan. Bayonotda bir kunda Xitayning buncha nurg'un urush aeroplanlarining hava mudofaa rayoniga usib kirishi odatdan tashqari ahvol ekanligi uqtirilgan. Hindiston bilan Xitay 9-chi navbatlik harbiy qo'mondonlar suhbati o'tkazdi. Hindistan vaqti to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi chegara harbiy to'qinish davomlashayotgan bir vaziyatda, ikki taraf 24 yanvar 9-chi navbatlik harbiy qo'mondon darajalik suhbati o'tkazgan. Xabarga asoslanganda, 2 oydan keyin qayta asliga kelgan bu qitimliq suhbat Moldovada o'tkazilgan bo'lib, Xitoy sahibxonlik qilgan. Ahvoldan xabardor kishining bildirishicha, bu yig'inning muhim nuqtasi ikki taraf o'rtasidagi qatmal holatni buzish ekan. Yeni bir manbada hozirgi masala shuki, har ikki tarafning roshan kamchiligi va afzalligi yo'q. Shunga har ikki taraf tunji bo'lib chekinishga qadam bosishni xohlamaydi deyilgan. Sharqiy Turkistonda yashanganlar sanatoriyaga yig'ilinmoqda. Bugün ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sinlar Sharqiy Turkistondagi yashanganlarning navbatdagi ichinishlik ahvolini ko'rsatib berdi. Bunun içindeki bir sında Şerqi Türkistan'ın məlum şehirdeki atalmış yaşanganlar sanatoriyasiga yığılıngan təxminen 70 yaştan 90 yaşıçı bolgan Uyğur bovay momaylar körsilgen bulup, həmmisiga oxşaş kiyim kiydirilgen. Çıraylarıdaki solğulluq ve ilacisizlik ulanın kançılı qiyin kündə qalğalıqını körsip vermekte. Yeni bir sindi bolsa 80-90 yaş öpçörsidiki bir momaynın Xitayca xat yezişini ögün vatqalıqı körsilgen. Xitay yakınki yıllarda Şerqi Türkistan'da 3 türlü ceza lagiri təsis kılgan bulup, milyonluğun Şerqi Türkistan halkını atalmış Kespi Terbileş Merkezi namıdaki ceza lagirga, ata anasının ayrılgan perzetlerini Perişteler Üye namıdaki ballar lagirga ve bakuçsiz kalgan yaşanganlarını Yaşanganlar Sanatoriyası namıdaki yığvileş lagirga kamap, erki kırgınçılık siyasetinin bir parçası süpüde icra kılmakta. Məlum bulışça 2020 yılı Şerqi Türkistan'daki Yaşanganlar Sanatoriyası 265 bulup, bu Xitay'nın halıqqa köngül bulvatqallıqını emez, belki Şerqi Türkistan'daki rahimsiz siyasetini ispatla vermekte. Nuzgum çayxanasının içiliş murasimi ötküzüldü. İstanbul'un Zeytinburnu rayonundaki Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti iqtidarçılık kılgan Nuzgum Çayxanası 25. yanvar içiliş murasimi ötküzdü.
İçiliş murasımıga İstanbul Refah Partiyası ve Hür Dava Partiyası'nın ayollar bölümünün bir türküm ayollar. Şundakla İstanbul'un her kaysi rayonlarından kelgen bir türküm ayollar katnaştı. Murasımda Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti'nin reisi Münevver Öz Uyğur Hanım ve Nuzgum Çayhanesi'deki hanım kızlarının güzel duaları bilen lente kesildi. Münevver Öz Uyğur Hanım çayhanının içiliş maksadı hakkında toxtalıp, bu çayhanı içişimizdeki maksat cemiyetimizden yardımına erişivatkan hanım kızlarga iş imkaniyeti sunuş. Xalqimizge işençilik, pakiz, özgüce tembilen pişirilgan tatlıq türüm, naştilik ve herkıl taamlar bilen hizmet kılış. En muhimi yardımına ihtiyaclık bolgan kıyırındaşlarımızga öz emgiki bilen iqtisadi ve manevi kıymet yaratıp veriş digerlerini bildirdi. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen 5277 kişi yukumlandı. 24 yanvar Türkiye Sağlık Ministri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 5277'ye yetkerlikini ilan kıldı. Sağlık Ministri'nin malumatına asaslanganda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deb guman kılıngan 148.925 kişi teşhirülüş arkalık yeniden 5277 kişinin yukumlanganlığı inaklangan. Nöbette 684 kişi doktorhanı bulup, bir gün içinde yine 140 kişi kaza kılıp, 5860 kişinin selametliği esigi gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqalışqa başlagandan beri, selametliği esigi kelgenler cemiyi 2.307.721'ge, kaza kılgallar 25.073'ge, kisili eğir bimarlar 1.905'ge yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunakla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmek köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.